tanesi. 5 kişiye kadar eleman çalıştıran esnaf vergiden muaf tutulacak. Finans, ulaşım, medya, kültür sektörüyle eğitim, sağlık hizmetleri vergi muafiyeti sağlanacak. Yüksek vergiye karşısınız. Yüksek vergiyle kalkınma olsa dünyada fakir kalmazdı diyorsunuz. Bu kadar basit. Ama kaynağını nereden bulacaksınız? Kaynak şimdi canlanan bir ekonomi yaratmaya çalışıyoruz. Hı hı. Onun için diyoruz ki şimdi esnafa bütün bu kolaylıkları vaat ediyoruz. Hatta bunu yazılı bir taahhütname haline getirdik. Yasal bağlayıcılığı var. Eğer biz Türkiye'nin yönetiminde bir gün söz sahibi olursak veya yasaların yapılışında söz sahibi olursak zaten ekonominin lokomotifi o esnaf. Bizim sokağımızdaki bakkal, kuru yemişçi, kuru temizlemeci, işte kebapçı, büfe. Bunlar kahraman insanlar. İki kuruş paraları var cebimde. Yiyip harcamıyorlar. Bununla küçük bir dükkan açıyorlar. Bir risk alıyorlar. Hizmet veriyorlar, istihdam sağlıyorlar. En önemlisi kendileri de devlete yük olmuyorlar. Bunların ödüllendirilmesi gerekirken bu devlet muhasebeci bulunduracaksın, defter tutacaksın, efendim vergi vereceksin, harçtı, puldu, stopajdı, oydu, buydu, işkence yapıyor bu insanlar. Şimdi bunların bu kadar büyük kalemler olmasına pek çok vatandaşımız da karşı çıkabilir, evet. Ama burada ayrı bir soru geliyor akla, denetleme nasıl olacak? Heh. Çünkü bunların zaten müthiş vergi kaçıran bir Şimdi milletiz ama 5 kişiye kadar eleman çalıştıran esnafın denetlenmesi diye bir şey olmaz. Değmez. Abes de iştigal. Oraya harcayacağınız denetleme parası, işte gücü, şusu busu değmez. Çünkü esnaftan topladığınız vergi toplam vergi gelirinin zaten %1'i. Peki. İkincisi ekonomi canlanabilir. Bizim savunduğumuz şey kurumlar vergisinin, 13 senedir bunu söylüyoruz, Rusya, Slovakya, İrlanda bunu denediler ve başarıyla yapıyor. Sabit vergi. 100 lira kazandım, 100 lirayı kazanırken 80 lira masraf ettim, 20 lira kar ettim, %10 sabit vergi, 2 lira buyur. Yani fiyatı düşürüp sürümden kazanmak gibi bir şey ve tabanı genişletmek. Birazcık hızlanalım, eğitime gelelim. Eğitim diyorsunuz ki eğitim çok önemlidir. O nedenle devlete bırakılmamalıdır. Aynen. Çok ciddi bir laf tabii. Evet. Tümüyle vergi dışı bırakılmalıdır. Müfredat her düzeyde serbest bırakılacak. Evet. Her eğitim kurumu kendi müfredatını kendisi yapabilecektir, aynen, diyorsunuz. Biz hangi sektörü ele alırsanız bizim temel ilkemiz, orada da ana ilkelerimizde yazdık, adil, haklı bir rekabet ortamı içinde serbest piyasa ekonomisi. Peki eğitimin bu şekilde bırakılması doğru bir politika olur mu? Denetlenebilir. Müfredata değiniyoruz. Tabii, evet, ki doğru. Çünkü bugün parası olan insan, olmayan insan da çocuğunu özel okula göndermeye çalışıyor. 80 sene tamam devlete bırakmışız eğitimi. Netice ne? Doğruysa böyle devam edelim. 4,5 sene ortalama eğitim. Ama benim